İnkılapların yapıldığı dönem Mustafa Kemal Tevfik Fikret için ben inkılap ruhunu ondan aldım diyerek fikir hayatı üzerinde Tevfik Fikret'in önemini vurgulamıştır. Buna göre Mustafa Kemal Tevfik Fikret'ten etkilendiği düşünceler arasında örneklerinden hangileri yer alır? Arkadaşlar Tevfik Fikret özellikle batıcı bir kişiliktir. Yani Mustafa Kemal aslında çağdaşlık, yenilik ruhunu ondan almıştır. Gelenekselcilik Tevfik Fikret'ten alınabilecek bir durum değildir. Gelenekselcilik eskiye bağlılık demektir. Tevfik Fikret ise inkılapçıdır. O yüzden biri alamayız. Hatta bir olanları silelim. B ve D şıklarından kurtuluruz. Çağdaşlaşmak yenilik demektir. İnkılap demektir. Bu yüzden Tevfik Fikret'in etkilendiğinde yani Mustafa Kemal'in Tevfik Fikret'ten etkilendiği düşünceler arasında çağdaşlaşma kesinlikle vardır. Ancak burada Tevfik Fikret için Türkçü de diyemeyiz arkadaşlar Türkçülük Mustafa Kemal Türkçülükten kimden etkilenmiştir? Namık Kemal'den, Ziya Gökalp'ten, Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiştir. O yüzden üçüncü bilgiyi de alamıyoruz. Burada sadece ikiyi alabiliriz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. İnkılapların yapıldığı dönemde Mustafa Kemal Tevfik Fikret için ben inkılap ruhunu ondan aldım diyerek fikir hayatı üzerinde Tevfik Fikret'in önemini vurgulamıştır. Buna göre Mustafa Kemal, Tevfik Fikret'ten etkilendiği düşünceler arasında örneklerinden hangileri yer alır? Arkadaşlar Tevfik Fikret özellikle batıcı bir kişiliktir. Yani Mustafa Kemal aslında çağdaşlık, yenilik ruhunu ondan almıştır. Gelenekselcilik Tevfik Fikret'ten alınabilecek bir durum değildir. Gelenekselcilik eskiye bağlılık demektir. Tevfik Fikret ise inkılapçıdır. O yüzden biri alamayız. Hatta bir olanları silelim. B ve D şıklarından kurtuluruz. Çağdaşlaşmak yenilik demektir. İnkılap demektir. Bu yüzden Tevfik Fikret'in etkilendiğinde yani Mustafa Kemal'in Tevfik Fikret'ten etkilendiği düşünceler arasında çağdaşlaşma kesinlikle vardır. Ancak burada Tevfik Fikret için Türkçü de diyemeyiz. Arkadaşlar Türkçülük, Mustafa Kemal Türkçülükten kimden etkilenmiştir? Namık Kemal'den, Ziya Gökalp'ten, Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiştir. O yüzden üçüncü bilgiyi de alamıyoruz. Burada sadece ikiyi alabiliriz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Mustafa Kemal Fransız ihtilaline zemin hazırlayan Jean-Jacques Rousseau'nun fikirlerinden etkilenmiştir. O egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü Rousseau'dan esinlenerek söylemiştir. Buna göre Mustafa Kemal Jean-Jacques Rousseau'dan Alanlarının hangilerinden etkilenmiştir? Arkadaşlar buradaki şu sözü bilmemiz gerekiyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması. Bu halk yönetimi demektir. Halkın yönetime katılması demektir. Dikkat ederseniz anahtar kelimeyi cümlenin içerisinde söyledim. Yönetim burada Mustafa Kemal'in Jean-Jacques Rousseau'dan etkilendiği alandır. Ekonomi ve askerlik burayla bağlantılı olamaz. Burada sorumuzun doğru cevabı yalnız birin olduğu aşıkkıdır Mustafa Kemal Fransız ihtilaline zemin hazırlayan Jean-Jacques Rousseau'nun fikirlerinden etkilenmiştir. O egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü Rousseau'dan esinlenerek söylemiştir. Buna göre Mustafa Kemal Jean-Jacques Rousseau'dan alanlarının hangilerinden etkilenmiştir? Arkadaşlar buradaki şu sözü bilmemiz gerekiyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması. Bu halk yönetimi demektir. Halkın yönetime katılması demektir. Dikkat ederseniz anahtar kelimeyi cümlenin içerisinde söyledim. Yönetim burada. Mustafa Kemal'in Jean-Jacques Rousseau'dan etkilendiği alandır. Ekonomi ve askerlik burayla bağlantılı olamaz. Burada sorumuzun doğru cevabı yalnız birin olduğu A şıkkıdır. Mustafa Kemal vatan ve hürriyet kavramlarını etkileyen Namık Kemal'den Türklük duygusunu ortaya koyan Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'ten etkilenmiştir. Bu etkilenmeler sonucunda Mustafa Kemal'de aşağıdaki düşüncelerden hangisinin oluştuğu söylenemez. Vatansever olmak kesinlikle söylenebilir çünkü vatan kavramını Namık Kemal'den öğreniyorsan vatanseversin demektir. Özgürlüğe değer vermek de yine etkilenilen kavramlardan bir tanesidir. Hürriyet zaten kelime anlamı olarak özgürlük demektir. Türklük bilincini yükseltmek de yine Mustafa Kemal'in içerisinde oluşan duygulardan bir tanesidir. Çünkü bakın zaten Türklük duygusunu da Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'ten almıştır. Milli sorunları görmezden gelmek Mustafa Kemal'de oluşan bir duygu değildir, düşünce değildir. O aksine milli sorunları çözebilmek için o sorunların üzerine gitmeyi tercih etmiştir. O yüzden D şıkkı söylenemez. Cevabımız D seçeneğidir. Mustafa Kemal vatan ve hürriyet kavramlarını etkileyen Namık Kemal'den, Türklük duygusunu ortaya koyan Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'ten etkilenmiştir. Bu etkilenmeler sonucunda Mustafa Kemal'de aşağıdaki düşüncelerden hangisinin oluştuğu söylenemez? Vatansever olmak kesinlikle söylenebilir çünkü vatan kavramını Namık Kemal'den öğreniyorsan vatan seversin demektir. Özgürlüğe değer vermek de yine etkilenilen kavramlardan bir tanesidir. Hürriyet zaten kelime anlamı olarak özgürlük demektir. Türklük bilincini yükseltmek de yine Mustafa Kemal'in e, içerisinde oluşan duygulardan bir tanesidir. Çünkü bakın zaten Türklük duygusunu da Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'ten almıştır. Milli sorunları görmezden gelmek Mustafa Kemal'de oluşan bir duygu değildir, düşünce değildir. O aksine milli sorunları çözebilmek için o e, sorunların üzerine gitmeyi tercih etmiştir. O yüzden D şıkkı söylenemez. Cevabımız D seçeneğidir. Mustafa Kemal'in genç yaşlarından itibaren okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Birçok yerli ve yabancı fikir akımlarının düşüncelerini okur, bu düşünceleri kendine göre değerlendirirdi. Yabancı dil bilmesi yabancı fikir akımlı adamlarının düşüncelerine ulaşmasını kolaylaştırırdı. Tüm bunlar onun kendini özgün fikirlerle geliştirmesini sağladı. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Fikir hayatında okuduğu düşünürlerin etkili olduğu yorumu yapılabilir. Çünkü zaten birçok yerli ve yabancı fikir akımının düşüncelerini okuduğu ve bunu kendine yorumladığı yukarıda vurgulanmıştır. Birinci bilgi doğru. Hiçbir düşünürün veya fikir akımının peşinden sürüklenmediğine de ulaşabiliriz. Bakın direkt olarak yerli ve yabancı fikir akımlarının e, düşüncelerini almamış. Bu düşünceleri kendine göre değerlendirmiş ve kendine özgün fikirlerle devam etmiş. O yüzden ikinci bilgiye de ulaşırız. Yabancı dil alanındaki bilgisinin gelişimine katkı sağladı. Şurada özellikle vurgulamıştı. Yabancı dil bilmesi yabancı fikir akımlarının adamlarının düşüncelerine ulaşmasını kolaylaştırdığı bilgisinden de üçe ulaşırız. Hepsine ulaşıyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Mustafa Kemal'in genç yaşlarından itibaren okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Birçok yerli ve yabancı fikir akımlarının düşüncelerini okur, bu düşünceleri kendine göre değerlendirildi. Yabancı dil bilmesi, yabancı fikir akımlı adamlarının düşüncelerine ulaşmasını kolaylaştırırdı. Tüm bunlar onun kendini özgün fikirlerle geliştirmesini sağladı. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir? fikir hayatında okuduğu düşünürlerin etkili olduğu yorumu yapılabilir. Çünkü zaten birçok yerli ve yabancı fikir akımının düşüncelerini okuduğu ve bunu kendine yorumladığı yukarıda vurgulanmıştır. Birinci bilgi doğru. Hiçbir düşünürün veya fikir akımının peşinden sürüklenmediğine de ulaşabiliriz. Bakın direkt olarak yerli ve yabancı fikir akımlarının e, düşüncelerini almamış. Bu düşünceleri kendine göre değerlendirmiş ve kendine özgün fikirlerle devam etmiş. O yüzden ikinci bilgiye de ulaşırız. Yabancı dil alanındaki bilgisinin gelişimine katkı sağladığı şurada özellikle vurgulamıştı. Yabancı dil bilmesi yabancı fikir akımlarının adamlarının düşüncelerine ulaşmasını kolaylaştırdığı bilgisinden de 3'e ulaşırız. Hepsine ulaşıyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Mustafa Kemal'in fikirleri yabancı ideolojilerle açıklanamaz. Çünkü o fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Birçok yabancı düşünürün fikirlerini incelemiş, onların fikirlerinden yararlanmış ancak bu fikirleri hiçbir zaman tamamen olduğu gibi alıp kendine rehber etmemiştir. Bakın şu bölüm çok önemli. Bizi aslında soruyu çözdürecek bölüm. Çünkü onun fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde kendi düşünce dünyası. Yani aslında Mustafa Kemal kendi özgün düşüncesini ortaya koyuyor demektir. Bakın sorunun ipucunu verdim. Özgün düşünce. Buna göre Mustafa Kemal'in fikir hayatının aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir? Taklitçi olduğu, batılı olduğu, gelenekçi olduğu buradan çıkmaz arkadaşlar. Bakın zaten biraz önce anahtar kelimeyi söylemiştim. Özgünlük yani tamamen kendine ait olmak. Burada Mustafa Kemal'in özelliğidir. Cevabımız C şıkkıdır. Mustafa Kemal'in fikirleri yabancı ideolojilerle açıklanamaz. Çünkü o fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Birçok yabancı düşünürün fikirlerini incelemiş, onların fikirlerinden yararlanmış ancak bu fikirleri hiçbir zaman tamamen olduğu gibi alıp kendine rehber etmemiştir. Bakın, şu bölüm çok önemli. Bize aslında soruyu çözdürecek bölüm. Çünkü onun fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde kendi düşünce dünyası. Yani aslında Mustafa Kemal kendi özgün düşüncesini ortaya koyuyor demektir. Bakın sorunun ipucunu verdim. Özgün düşünce. Buna göre Mustafa Kemal'in fikir hayatının aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir? Taklitçi olduğu, batılı olduğu, gelenekçi olduğu buradan çıkmaz arkadaşlar. Bakın zaten biraz önce anahtar kelimeyi söylemiştim. Özgünlük. Yani tamamen kendine ait olmak. Burada Mustafa Kemal'in özelliğidir. Cevabımız C şıkkıdır. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti döneminin en modern okulları olan askeri okullarda okumuştur. Selanik, Manastır ve İstanbul gibi farklı şehirlerde okuması kendisine pek çok katkı sağlamıştır. Selanik'in batı, batı ülkeleriyle etkileşiminin yoğun olması, İstanbul'un kültür hayatının canlı olması bunda etkilidir. Bu paragraftan yararlanarak Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Bakalım öğretmenlerinin düşüncelerini dikkate almasının üst tarafta bundan bahsetmedi. Zaten sorunun kökünde bu paragraftan yararlanarak diyor. O yüzden A ulaşamayız. Farklı şehirlerde öğrenim görmesinin işte Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bakın burada ne dedi? Selanik, Manastır, İstanbul gibi farklı şehirlerde okuması kendisini kendisine pek çok alanda katkı sağlamıştır dedi. O yüzden zaten vurgulanan tam olarak budur. Eğitim hayatında kendini farklı alanlarda geliştirmesinden bahsetmedi. Selanik ve İstanbul'un batıya yakın olmasının fikir hayatını etkilediğinden de bahsetmedi. Burada cevabımız B şıkkıdır. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti dönemi'nin en modern okulları olan askeri okullarda okumuştur. Selanik, Manastır ve İstanbul gibi farklı şehirlerde okuması kendisine pek çok katkı sağlamıştır. Selanik'in batı, batı ülkeleriyle etkileşiminin yoğun olması, İstanbul'un kültür hayatının canlı olması bunda etkilidir. Bu paragraftan yararlanarak Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Bakalım öğretmenlerinin düşüncelerini dikkate almasının üst tarafta bundan bahsetmedi. Zaten sorunun kökünde bu paragraftan yararlanarak diyor. O yüzden A şıkkına ulaşamayız farklı şehirlerde öğrenim görmesinin işte Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bakın burada ne dedi? Selanik, Manastır, İstanbul gibi farklı şehirlerde okuması kendisini kendisine pek çok alanda katkı sağlamıştır dedi. O yüzden zaten vurgulanan tam olarak budur. Eğitim hayatında kendini farklı alanlarda geliştirmesinden bahsetmedi. Selanik ve İstanbul'un batıya yakın olmasının fikir hayatını etkilediğinden de bahsetmedi. Burada cevabımız 5 şık